Merhaba arkadaşlar, ben Yusuf. 9. sınıfa gidiyorum ve fen lisesi öğrencisiyim. Bildiğiniz gibi LGS'ye 1 hafta kaldı. Peki bu süreçte neler yapmalısınız? Bugün bu konuyla ilgili edindiğim tecrübeleri, öğrendiğim bilgileri sizlerle paylaşacağım. Öncelikle bu hafta çok önemli. Çünkü bu hafta içerisinde doğru şeyleri yaparsanız başarıya bir adım daha yaklaşacaksınız. Bu hafta içerisinde neler yapmalısınız? Nelere dikkat etmelisiniz? Şimdi onlara geçelim. Bu hafta içerisinde çözeceğiniz deneme sınavlarını olabildiğince gerçek sınav havasında çözmeye çalışın. Mesela LGS'ye girerken yanınıza su şişesi alacaksınız. Evde çözdüğünüz denemelerde de yanınıza su şişesi alabilirsiniz. Ben kendime gerçek sınav provası yapmayı çok seviyordum. Bu nedenle son bir hafta içerisinde genel olarak bu şekilde deneme çözdüm. Bu arada su şişeleriyle ilgili de bir tane taktik vermek istiyorum. Su şişelerini kesinlikle masanızda bulundurmayın. Çünkü sınav heyecanıyla eliniz oraya gidebilir, buraya gidebilir ve su şişesini devirebilirsiniz. Kodlama kağıdınıza su dökülmesi sınav anında isteyeceğiniz son şey olur. Pet şişenizi ayağınızın kenarına koyabilirsiniz. Yani yere koyun. Kesinlikle masanızda bulundurmayın. Bu hafta çözeceğiniz deneme sınavlarını ne kadar çok gerçek sınava benzetirseniz sınav anında o kadar çok rahat edersiniz. Bu şekilde provalar yapmak stresinizi ve heyecanınızı yenmekte sizlere çok yardımcı olacaktır. Bildiğiniz gibi stres çok önemli. Bu nedenle denemelerinizi prova şeklinde yapın. LGS anında odağınızı her zaman sınavda tutmak çok önemli. Bazı arkadaşlarımız var ki her türlü çıtırdığında kafasını kaldırıyor ve dikkatini dağıtıyor. Aslında bu çok yanlış bir şey çünkü direkt olarak odağınızı kaybediyorsunuz. Bence bugünlerde gürültülü ortamda ders çalışmaya alışın. Sınav anında ne ses çıkacağını bilemezsiniz. Belki yan tarafınızdaki bir kişi hapşurur. Belki sıranız sallanır, taktuk ses çıkar. Bu tarz gürültülere aldırış etmemek için gürültülü ortamda ders çalışmaya alışın. Ben gürültülü ortamda ders çalışmaya alıştığım için LGS'de rahat ettim. Sizlere de tavsiye ediyorum ama gürültülü ortamda ders çalışmaya alışmak demek, ders çalışırken müzik dinlemek değil. Bunu asla aklınızdan çıkarmayın. Bu hafta içerisinde çözeceğiniz denemelerde analiz yapmanız çok önemli. Bazı arkadaşlarımız var ki denemeleri çözüp geçiyor. Ama aslında çok yanlış bir durum. Deneme çözdükten sonra yanlışlarınıza bakmazsanız, boş bıraktığınız soruları tekrardan çözmeye çalışmazsanız deneme çözmenize hiçbir yararı olmaz. Deneme sonrasında kesinlikle analiz yapın. Asla vakit kaybı olarak görmeyin. Bu analizi yapmak sizi başarıya götürür. Bu hafta içerisinde özellikle beslenmenize dikkat etmenizi çok öneriyorum. Bu hafta içerisinde alışık olmadığınız yiyecekler tüketmeyin. Çünkü o yiyeceklere alışkın değilsiniz. Eğer yerseniz belki mideniz bozulabilir. Bu tarz alışkın olmadığınız yiyecekleri yemek yerine alışkın olduğunuz yemekleri yiyin. Ben kendimi enerjik ve dinç tutmak için son hafta içerisinde bol bol kuru yemiş yemiştim. Özellikle de ceviz. Bu hafta içerisinde dikkat etmeniz gereken bir diğer madde ise uyku düzeni. Son bir hafta içerisinde çok geç yatıp çok geç kalkmamaya çalışın. Çünkü LGS 9.30'da başlıyor. Siz en kötü 7'de ayakta olmalısınız. Çünkü sınav yerine gideceksiniz. Belki trafik olacak. Siz erken kalkmaya alışın. Uyku düzeninizi asla bozmayın. Her gün kaçta yatıp kaçta kalkıyorsanız o saatler aralığında yatıp kalkın. Bu hafta içerisinde sevdiklerinizle vakit geçirin. Sizin moralinizi bozan, sizin motivasyonunuzu düşüren kişilerle asla vakit geçirmeyin. Çünkü bu hafta içerisinde moralinizi çok iyi tutmakta yarar var. Kısacası sizi kötü etkileyen insanlardan uzaklaşın. Çalışmalarınızı perşembe akşamına kadar sürdürmenizi öneriyorum. Ben o şekilde yaptım ve yararını gördüm. Perşembe akşamına kadar çalıştım. Cuma günü de dinlendim. Cuma günü dinlenin ve kafanızı dinleyin. Tabi dinlenin dedim diye de hemen elinizdeki telefona sarılıp sosyal medyada dolaşmayın. Artık sokağa çıkma izniniz de var. Parka gidip yürüyüş yapabilirsiniz. Bunlar sizi rahatlatır. Veya sevdiğiniz bir şarkıyı dinleyebilirsiniz. Ama teknolojik aletlerle vakit geçirmeyin. Şimdi vereceğim tavsiyeyi dikkatle dinleyin çünkü çok önemli. Bu hafta içerisinde kendinizi fiziksel olarak zorlamayın. Mesela hiç yapmadığınız bir spor yapmaya kalkışmayın çünkü bir yerinizi sakatlama ihtimaliniz yüksek. Bu hafta içerisinde kendinize çok dikkat edin. Sonucunuz ne olursa olsun ister LGS'den 300 puan alın ister 500 puan alın. Unutmayın, sizi seven kişiler elde ettiğiniz puanı değil sizi seviyor. Dediğim gibi her ne olursa olsun ister 300 puan ister 500 puan. Önemli olan gittiğiniz lisede mutlu olmanız. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu son bir hafta ile ilgili sorularınız varsa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.